Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Serice sorularını çözmeye devam ediyoruz. Serici 2, Serici 1, 2021 sınav soruları 40 adet izle kazan, katıl kazan. Ayrıcalıklardan faydalanmak için kanala katılarak arkadaşlar soruları çözüp yazılı ve uygulamadan %100 geçebilirsiniz. Pişman olmayın arkadaşlar, mutlaka katılın. Cüzi bir ücretle katılıyorsunuz ve sınavı %100 geçiyorsunuz arkadaşlar. Tüm soruları çözerek %100 garanti geçebilirsiniz arkadaşlar. Hem yazılıdan hem de uygulamadan birebir sınav soruları. Hepinize başarılar diliyorum. Serice mesleki yeterlik belgesidir. Serice 5 çeşittir. Serice 1 uluslararası yolcu taşımacılığı. Serice 2 yurt içi yolcu taşımacılığı. Serice 3 uluslararası yük kargo taşımacılığı. Serice 4 yurt içi yük kargo. Serice 5 tehlikeli madde taşımacılığı yapacakların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir arkadaşlar. Evet. Sorularımız Milli Eğitim müfredatına uygun olarak hazırlanmakta olup 40 adet soru sorulmaktadır. Arkadaşlar her bir sorunun doğru cevabı 2,5 puandır. Başarı notu 70. 28 doğru yapan arkadaşlarımız sınavı geçmiş sayılıyor. 70 puan yapıyor biliyorsunuz. Sınavda yanlış cevaplar doğruları götürmediği için kesinlikle boş bırakmayın. 40 adet sorunun sınav süresi 60 dakikadır. Yazılıdan sonra uygulama sınav soruları soruluyor. 3 adet. Uygulamada çok çok önemli arkadaşlar. Bakın 3 sorudan ikisini doğru cevaplayanlar sınavı geçmiş sayılıyor. Uygulama sorularımız birebir kanalımızda arkadaşlar. Mutlaka takip edin. Uygulama sorularını da geçin. Evet, soru birden başlayalım. Yurt içi yolcu taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir? Evet, yurt içi yolcu taşıyacaksınız. Serice 1, Serice 2, Serice 3, Serice 4. Az önce de bahsettiğimiz gibi Serice 2 yurt içi yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Sorumuzun cevabı Bursa seçeneğidir. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi? İş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından değildir. A. Kaza ve hastalık şeklinde ortaya çıkan tehlikelerden çalışanları korumak. B. Zarar verici etkileri asgariye indirmek. C. İşletmenin daha fazla kar etmesini sağlamak. D. Fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam iyilik halini sağlayıp çalışanların mutlu olmalarını gerçekleştirmek. Evet arkadaşlar, burada cevabımız işletmenin daha fazla kar etmesini sağlamak, iş sağlığı güvenliğinin amaçları arasında değildir. Ceyhan seçeneği. Üçüncü sorumuz. Seyir halinde aracın arkası sağa sola yalpalama yaparsa muhtemel sebep ne olabilir? A. Arka lastik havaları düşüktür. B. Arka lastik havaları yüksektir. C. Arka lastiklerden birisi patlaktır. D. Arka amortisör patlamıştır. Seyir halinde aracın arkası sağa sola yalpalama yaparsa arkadaşlar lastiklerden, arka lastiklerden birisi mutlaka patlamıştır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Dördüncü soru, yolcu taşımalarının bilesiz, eşya taşımalarının taşıma senetsiz yapılmaması kimin sorumluluğundadır? A. Yetki belgesi sahibi. B. Sürücü. C. Yolcu. D. Hiçbiri. Bakın önemli bir soru. Yolcu taşımalarının bilesiz, eşya taşımalarının taşıma senetsiz yapılmaması yetki belgesi sahibinin sorumluluğundadır. A seçeneğidir doğru cevap. Beşinci sorumuz. Yolcu taşımalarında duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorundadır? A. Trafik sigortası. B. Hayat sigortası. C. Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası. D. Kasko.
Evet, yolcu taşımalarında mutlaka karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yaptırmak zorundadırlar. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Altıncı sorumuza bakalım. Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda bulunması zorunlu olan boyun korsesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 2918 sayılı trafik kanununa göre korse sayısı 10 koltuğa 1 korse, 4925 sayılı taşıma kanununa göre 14 koltuğa 1 korsedir arkadaşlar. Bizim sorumluluğumuz bakın 4925 sayılı taşıma kanununa göre 14 koltuğa 1 boyun korsesi bulundurulması gerekiyor. Burada bakın cevap direkt Denizli pardon Ceyhan seçeneğidir. Yedinci sorumuz. Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir? Aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınması. Taşıma seferi, düzenli sefer, arizi sefer, mekik sefer. Bakın arkadaşlar mekik seferdir. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. Sekizinci sorumuz. Yolcuların rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmek kimin sorumluluğundadır? A. Yetki belgesi sahibi. B. Şoförün. C. Yolcunun. D. Hiçbiri. Tabi burada yetki belgesi sahibinin sorumluluğundadır. Adana seçeneği doğru cevap. Dokuzuncu sorumuz. Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir? A. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık. B. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. C. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık. D. Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık. Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu hangisi bildirir diyor arkadaşlar. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık yolun trafiğe kapanacağını bildirir. Bakın şurada ışıklardan da bahsedeyim sizlere. Bakın kırmızı, sarı, yeşil. Bak yeşilden sonra sarı ışık ikisi birlikte yanıyorsa yolun trafiğe kapanacağını bize bildirir. Kapanmak üzere olduğunu bildirir. Hazırlan diyor. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. 10. sorumuz. Hangisi fren mesafesinin artmasına neden olmaz? A. Yüksek hız. B. Yolun aşağı eğimli olması. C. Lastiklerin doğru şişirilmiş olması. D. Fazla yük. Lastiklerin doğru şişirilmiş olması fren mesafesinin artmasına neden olmaz. Diğerleri olur. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 11. sorumuz sık sık sınavlarda gelen takografla ilgili bir soru. Trafik yönetmeliğine göre araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarda muhafaza etmeleri gerekmektedir? A. 1 ay, B. 1 yıl, C. 3 yıl, D. 5 yıl. Tabi burada araçlarda muhafaza etmeleri 1 ay süreyle geçerlidir arkadaşlar. Evet. Takograf ne işe yarar arkadaşlar? Takograf aracın kat ettiği mesafeyi, aracın hızını, sürüş zamanını, çalışma veya hazır bulunma sürelerini, çalışma aralarını, günlük dinlenme sürelerini ne yapar? Belirler. Takograf cihazları verileri arkadaşlar iş yerlerinde 5 yıl, araçlarda 1 ay süreyle saklanıyor. Bilginiz olsun. 12. sorumuz. Aynı taşıtta bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleriyle gidişi dolu, dönüşü boş
veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli hangisidir? Düzenli, arizi, mekik, servis. Evet arkadaşlar, arizi seferdir. Kapalı kapı seferleriyle gidişi dolu, dönüşü boş ya da gidişi boş, dönüşü dolu olan taşımacılık şeklidir. 13. sorumuz. Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir? A 2 defa 9 saat, B 3 defa 9 saat, C 2 defa 10 saat, D 3 defa 10 saat. 3 defa 9 saate indirilebilir. Bursa seçeneği doğru cevap. 14. sorumuz, Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur? İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı. Evet arkadaşlar, Dışişleri Bakanlığı'nın trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 15. sorumuz, yurt içinde turizm taşımacılığı faaliyetinde bulunacaklar hangi tür yetki belgesini almak zorundadırlar? A, B1, B, B2, C, A1, D, D2. Evet arkadaşlar, D2 yetki belgesini almak zorundadırlar. Denizli seçeneği doğru cevap. 16. sorumuz, yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü olduğu 3. defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgelerine ne kadar süreli geçici olarak geri alınır? Tabii alkolle ilgili sorular aynı zamanda uygulama sorularıdır arkadaşlar. 1. defa da 6 ay, 2. defa da 2 yıl, 3. defa da 5 yıl süreyle geri alınır. Trafikten men edilir ve para ve puan cezasına çarptırılırlar. Evet arkadaşlar, bize burada 3. defa sorulduğu için 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır ve trafikten men edilir. Denizli seçeneği doğru cevabımız. 17. sorumuz 100 ceza puanından gelmiş. Toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen 1. defa sürücüler hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Sürücü belgeleri 2 ay süreyle geri alınır. B. Sürücü belgeleri 4 ay süreyle geri alınır. C. Sürücü belgeleri 6 yıl süreyle geri alınır. D. Hiçbir işlem yapılmaz. 1. defa 100 ceza puan dolduranların sürücü belgeleri 2 ay süreyle geri alınıyor arkadaşlar. Adana seçeneği doğru cevap. 18. sorumuz, hızı 120 km olan azami hızı bir aracın kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? 50, 60, 70, 80. Burada takip mesafesini sormuşlar. Bakın arkadaşlar, takip mesafesi hızın yarısıdır. 120'nin yarısı 60'tır. Evet, güvenli takip mesafesi 60'tır. Bursa seçeneği doğru cevap. 19. soru, uluslararası ve yurt içi taşımalarda yolcunun kaç kilogram ücretsiz bagaj hakkı vardır? 20, 30, 35 ve 40 şeklinde verilmiş. Tabii uluslararası ve yurt içi taşımalarda yolcunun arkadaşlar 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınmak zorundadır. Bursa seçeneği doğru cevap. 20. sorumuz sık sık geliyor arkadaşlar. İstatistiklere göre trafik kazaları en çok aşağıdaki saatlerin hangisinde gerçekleşmektedir? Öğlen 12-13, 12-15, 13-15, 13-17, gece
5-6, 3-5, 6-7 ve 5-6 şeklinde verilmiş. Bakın arkadaşlar, istatistiklere göre trafik kazaları geceleri en çok 3 ile 5 arasında yaşanıyor arkadaşlar. Bakın, öğlende 1 ile 3 arasında. Yani Bursa seçeneği doğru cevap. 21'e bakalım. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalıştırılan şoförlerden büyük otobüs kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır? 18, 24, 26, 28. Evet arkadaşlar, büyük otobüs kullananların kaç yaşından gün almış olmaları? Tabii ki 26 ila 66 yaş arasında olmaları gerekiyordu, değil mi? Evet. 66 yaşından gün almamış olmaları. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 22. soru. 1618 sayılı seyahat acenteleri kanununa göre seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıştır? A, A, B olmak üzere 2 grup. B, A, B, C olmak üzere 3 grup. C, A, B, C, D olmak üzere 4 grup. D, 1, 2, 3 olmak üzere 3 grup. Seyahat acenteleri 1618 sayılı yasada arkadaşlar A, B, C olmak üzere 3 grupta sınıflandırılmıştır. Bursa seçeneği doğru cevap. 23'e bakalım. İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi belge kontrolü işleri arasında yer almaz? A. Egzoz emisyon kartı kontrolü. B. Vantilatör kayışı kontrolü. C. Sürücü belgesi kontrolü. D. Sigorta poliçesi kontrolü. Evet arkadaşlar, bakın bir belgeden bahsediyor, değil mi? Evet. Sürücü belgesi, sigorta belgesi, poliçesi, egzoz emisyon kart. Bakın bunlar bir belgedir ama vantilatör kayışı kontrolü bir belge kontrolü değildir. Bursa seçeneği doğru cevap. 24. soru. Seyahat acenteleri yönetmeliğine göre aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurt dışı turlar düzenleme yetkisi vardır? A grubu acenteler, B grubu acenteler, C grubu acenteler, D grubu acenteler. Yurt dışı turlar düzenleme yetkisi A grubu acenteler düzenleyebiliyor. A seçeneği doğru cevap. 25. sorumuz. Taşıtlarda kullanılan kararmalı dikiz aynaları ışık hüzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşır. Bu sistemin sürücülere sağladığı avantaj nedir? A. Göz kamaşmasını önlemek. B. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak. C. Diğer taşıtlar tarafından daha iyi görülmemek. D. Araç sürücüsünü kolaylaştırmak. Evet arkadaşlar, burada da göz kamaşmasını önlemektir. A seçeneği doğru cevap. 26'ya bakalım. Virajlara yaklaşırken nasıl hareket edilir? A. Aynı hızla viraja girilir. B. Viraja girerken gaz verilir. C. Viraj içinde vites yükseltilir. D. Viraja girerken hız azaltılır. Tabii arkadaşlar, virajlara girerken hız azaltılmalıdır. D seçeneği doğru cevap. 27. sorumuza geldik arkadaşlar. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi ticari olarak teşhir edilmiş bir motorlu taşıtı karayolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan sürücüyü ifade eder? A. Vatman, B. Şoför, C. İşleten, D. Araç sahibi. Ticari olarak teşhir edilmiş motorlu taşıtı karayolunda süren kimdir arkadaşlar? Şofördür, değil mi? Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 28. sorumuz. 88-89 kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylerken
Geçen sürede alınan yol aşağıdakilerden hangisidir? A. Fren mesafesi, B. İntikal mesafesi, D. Takip mesafesi, D. Duruş mesafesi. Tabii 88-89 sayılarını arka arkaya söylemek, ardı ardına söylemek demek takip mesafesidir arkadaşlar. Takip mesafesi aracın 2 saniyede kat ettiği süredir. C seçeneği doğru cevap. 29. sorumuz trafik işaretlerinden gelmiş. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Hemzemin geçit, B. Kontrollü demiryolu geçidi, C. Kontrolsüz demiryolu geçidi, D. Tramvay hattıyla oluşan kavşak. Evet, burada da tramvay hattıyla oluşan kavşaktır. Denizli seçeneği doğru cevap. 30. soru, lastik hava basıncı normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A. Lastiklerin orta kısımları aşınır. B. Enerji kaybı fazla olur. C. Yakıt tüketimi azalır. D. Lastiklerin yanak kısımları aşınır. Evet, lastiklerin orta kısımları aşınır. Değil mi arkadaşlar? Evet, Adana seçeneği doğrudur. 31. sorumuz, yolcu oturduğu koltuğun hemen üzerinde bulunan istek lambaları ne işe yarar? A. Yolcunun isteği olduğu zaman yolcu yukarıdaki ışığı yakarak görevliyi çağırır. B. Otobüsün süslü görünmesini sağlar. C. Yolculara ışık sağlar. D. Hepsi. Evet, burada da dikkat ederseniz yolcunun isteği olduğu zaman yolcu yukarıdaki ışığı yakarak görevliyi çağırır. Adana seçeneği doğru cevap. 32. soru, motora ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? Şarj sistemi, marş sistemi, yağlama sistemi, soğutma sistemi. İlk hareketi veren sistem marş sistemidir. Cevap Bursa seçeneğidir. 33. sorumuza bakalım. 2009-18 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yolcu taşımasında kullanılan sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu araçlara ne ad verilir? A. M1 sınıfı, B. N2 sınıfı, C. N3 sınıfı, D. M2 sınıfı. Evet arkadaşlar, burada M1 sınıfıdır değil mi? Evet. A seçeneği doğru cevap. 34. sorumuz. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Yükseklik anlamında gabari sınırlaması levhası. B. Genişlik anlamında gabari sınırlaması levhası. C. Azami hız sınırlaması anlamında levha. D. Uzunluk anlamında gabari sınırlaması anlamında levha. Burada bakın, gabari ile ilgili bir soru, levha sormuşlar. Tabii ki uzunluk. Uzunluğu 10 metreden fazla olan kamyonların buraya girmesinin yasak olduğunu bize söylüyor. D seçeneği doğru cevap. 35. sorumuz kaçakçılıkla ilgili gelmiş. Kaçakçılıkla mücadele kanununda tanımlanan suçların bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? A. Hafif para cezası, B. Hafif hapis cezası, C. Ağır para cezası, D. Verilecek ceza 2 kat artırılır. Evet arkadaşlar, verilecek ceza 2 kat artırılır. Denizli seçeneği doğrudur. 36. sorumuz, aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin bölünmüş yolların hangi bölümüne girmeleri yasaktır? A. Karşı yönden gelen trafik için ayrılan bölüme girmesi yasaktır. B. Gidişe ayrılan kısmın en sol şeridine girmek yasaktır. C. Gidişe ayrılan kısmın en sağ şeridine girmek yasaktır. D. Gidişe ayrılan kısmın orta şeridine girmek yasaktır. Bölünmüş karayollarında bildiğiniz gibi, bakın şurada bir nolu araç, şurada da iki nolu aracın gittiğini düşünelim. Karşı yöne geçmek değil mi?
karşı yöne geçmek asli kusurdur. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. 37. soruya bakalım. Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir? A. Sırt üstü yatar. B. Yüzü koyun yan yatar. C. Sırt üstü düz, ayaklar dizden bükülmüş. D. Sırt üstü düz, ayakların altı desteklenmiş. Evet arkadaşlar, D seçeneği doğrudur. Sırt üstü, ayakların altı desteklenmiş bayılma durumundaki pozisyon. 38. sorumuz. 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmenliğine göre aşağıdakilerden hangisi? Yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil 10 ile 17 arasında oturma yeri olan aracı ifade eder. A. Kamyonet. B. Küçük otobüs, minibüs. C. Büyük otobüs. D. Kamyon. Evet arkadaşlar, burada küçük otobüsten bahsediyor. Yani minibüsün 17'ye kadar koltuk sayısı olan motorlu araçımızdı. Evet, Bursa seçeneği doğrudur. 39. sorumuz. Yetki belgesi sahibi ile yolcu arasında akdedilen, yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren ve karayolu taşıma yönetmenliğinde belirtilen, şekil ve şartları itibar eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Yetki belgesi. B. Fatura. C. Yolcu bileti. D. Sevk irsaliyesi. Tabii ki burada yolcu biletidir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 39. sorumuz son, pardon 40. sorumuz son soru arkadaşlar. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A. Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi. B. Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması. C. Uzağa gösteren lambaları yakması. D. Taşıt yolunun soluna yaklaşması. Evet arkadaşlar, hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması doğru seçenek. Bursa seçeneğidir. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize başarılar diliyorum. Kanala katılarak hem uygulama hem de yazılı sınav sorularını çözebilirsiniz. %100 serici 1, 2, 3, 4, 5 yazılı kazanma garantili örnek soruları kaçırmayın. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.